Selamun aleyküm, merhabalar değerli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere milföy hamurundan çok güzel bir mantı yapacağız. İzleyin, aşamalarına iyice dikkat edin. Siz de yapın, gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi yapım işlemine hemen bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Bunun için öncelikle şöyle bir tane kuru soğan doğrayacağız ince ince. Yarım kilo da kıymamız var, bu içi için. Evet arkadaşlar, şimdi bakın soğanlarımız gördünüz, geldi, doğrandı. Ondan sonra tavamız geldi, tavamızın içine girdiler. Şimdi biz biraz da yağ döküyoruz şöyle güzelce içi için. Bunu alıp tavayı ocağa gönderiyoruz. Kendi gider zaten. Evet değerli arkadaşlar, tavamız ateşe kondu. İçine yağımızı da koyduk. Soğanlarımızı burada öncelikle şöyle güzelce soğanlarımızı kavuracağız. Arkadaşlar kıymamız da geldi. Yaklaşık yarım kilo kadar dana kıyma. Bunu da ekledik tavamıza. Güzelce soğanlarla birlikte kavuracağız. Tabi damak tadımıza göre tuzunu, karabiberini, ondan sonra içine katacağınız kimyonu kendiniz kendi zevkinize göre ayarlayın. Değerli arkadaşlar, şimdi sıra geldi milföy hamurlarımıza. Bakın bunun altında naylonu da var, onu çıkarmıyorum. Şöyle bir pizza kesicim var. Eğer evde yoksa siz bunun yerine şeyde bıçakla da kesebilirsiniz. Bakın önce şöyle ortadan zaten bir çizgi alanı var. Oradan kestim. Ayırdım zaten. Ondan sonra yapacağım işlem şu. Bak pardon, ikiye bölüyorum ilk etapta. Şöyle. Ondan sonra ikiye bölüyor. Şey, üçe bölüyoruz sonra. Şöyle bir, şöyle üç. Şurayı da aynı şekilde. Yani şöyle bir tane uzun milföy hamurundan 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane toplamda mantı çıkacak. Şimdi ne yapıyorum? Buradan şöyle pişmiş kıymamı aldım. Ben pişmiş bir kıyma kullandım. Çiğ de kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şöyle bakın, naylonu neden çıkarmadım, daha rahat çıkarabileyim diye. Şöyle alıyorsun bak, üçgen önce. Üçgen yaptın mı bunu? Yaptı. Ondan sonra şunu al. Bak, şu üçgen yaptık bunu şöyle güzelce. Ondan sonra yapacağımız işlem şu. Şurada birleştiriyoruz. Alacağı şekil bu olacak. Bakın, gördünüz mü? Şöyle şu şekilde yapıp yapıp tepsiye dizeceğiz bunları. Özlem Hanım gel sen devam et istersen. Olur mu? Yok, sen de oradan devam edelim. Peki hadi iki elden yapalım. Heh. Şöyle. Bir tane daha yapacağım. Bakın şöyle şuradan çapraz aldım. Şuraya getirdim. Bunu çıkardım. Çok lezzetli bir mantı oluyor bu. Bu şekilde bak. Ondan sonra şöyle aldım. Çevirdim. Bak. Ah, şapka mı dersin, gül mü dersin? Böyle bir şey. Şimdi videoyu burada hızlandırıyorum. Hızlı bir şekilde yapacağım.
Evet değerli arkadaşlar, bakın işte mantılarımızı bakın böyle bu şekilde yapıp yağlı kağıt serdik tepsimize. Bunu şimdi fırına vereceğiz. Tabii siz buna bakmayın, bu bir tepsisi. Biz en az 3-4 tepsi yapacağız böyle. Evet değerli arkadaşlar, sarımsaklı yoğurt yapacağız buna bir de. Güzelce üzerine serpeceğiz. Sunumunu da hep birlikte tekrar ayarlarız burada. Onu da gösterdim size. Gördüğünüz gibi tepsi bu şekilde olacak. Evet değerli arkadaşlar, şimdi mantılarımız için tereyağı, biraz kırmızı toz biber eritiyoruz. Bunları da üzerlerine güzelce gezdireceğiz. Bakın şöyle şu şekilde hazırladım sunum tabağını. Evet, gezdir. Aslında böyle tavayla dökeceksin, daha güzel. Evet arkadaşlar, şimdi işin şov kısmı, bak. Tereyağını şöyle çozdurtturarak güzelce. Şöyle bol yağlı. Evet, sen de istiyor musun? Bak. Hanım hemen bak tedbiri getirdi altına. Tamamdır. Ayşe kaşık vereyim mi Ayşe? Evet arkadaşlar, tadımı Eylül yapıyor. Eylül nasıl? Hatta Eylül tabağı yaralanmış bile ben gelene kadar. Güzel. Beğendin mi? Ayşe bana nasıl olmuş? Beni çekme abi. Seni çekme. Özlem Hanım siz? Süper. Güzel mi? Hı. Evet değerli arkadaşlar, tavsiyemiz yapın. Çok güzel, pratik. Güzel bir lezzet. Sence nasıl? Hakan? Güzel oldu, çok güzel. O da beğendi, tamamdır bu iş.